Evet Galatasaray'ın yükselen ismi oldu bu arada Sara. Ona da ayrıca değineceğiz bireysel performans olarak. Ama şimdi e, yine programın ilk 23 dakikasında <laughs> konuştuğumuz gerilimli konulara... ...tabii ki Okan Buruk'un da açıklamalarının içerisinde buna dair bazı ifadeler var. O yüzden onları da e, konuşalım istiyorum. Çünkü aklınızda soru işaretleri kalabilir. E, ceza konusuyla ilgili söylediğine Hüseyin Özkök'ün bir... Yönetmelikle ilgili yanıtı var galiba. Bir dinleyelim. Şimdi ilk önce çuvaldızı biraz kendimize batırmak istiyorum. Ee, lütfen Avrupa Kupası maçlarında içerideki olaylarla ilgili soru sormasın arkadaşlar. Evet. Orada basın yabancı basın enstitüsüpları da var. Yapmayın. Lütfen yapmayın bunu. Yani Avrupa maçında bu iç meseleleri konuşmak hakikaten çok saçma ve sıkıcı oluyor. Bunu bir kenara koymak istiyorum. Evet maalesef. Lütfen yapmayın bunu. Avrupa maçı ile ilgili konuşsun, çıksın gitsin. Hem futbolcu hem teknik direktör. İkincisi e, ceza konusuna gelirsek. Şimdi orada eğer e, hakem ekibi bu Okan Burun söylediğini duymuş olsaydı... ...kırmızı kart göstermeleri gerekirdi. Bunu mutlaka e, bu sevk için e, temsilcinin duyup yazmış olması lazım. Çünkü... E, futbol disiplin talimatının, e, hemen gözlüğümü takayım, 75. Deliller maddesine göre var uygulaması olan maçlarda görüntülerle sevk yapılamıyor. He. Dolayısıyla ya kırmızı kart görmesi gerekiyor e, hakem tarafından ya da temsilcinin duymuş olması lazım. Başka türlü olamaz. yani Başka türlü Okan Buruk'un sevk, sevk edilmesi mümkün değil. Mutlaka temsilcinin duyup orada raporuna... Okan Buruk böyle böyle dedi diye yazmış olması lazım. Onun haricinde var olan maçlarda bu sevk yapılamaz. Temsilcinin yani... peki abi tribünden duymuş olması Normalde nasılsın? yok kendi kulaklarıyla duymuş olması Şöyle lazım. Şöyle bir şey çünkü sahada da bir temsilci var. Gö görüntülere kendisi yansıyan o... kendisinin duyması gerekiyor. Görüntülere yansıyan o Okan Hoca'nın ağzından çıkan kelimeler maç içinde, maçtan sonra değil. Yani penaltı verildiği zaman Yok anlıyorum onu duyabilir mi? Maç temsilci? sırasında da sah içinde bir temsilci oluyor ya. Oradan duyabilir mi yani onu? İşte onu? bilmiyorum orada yakındaysa, Okan Boru'nun yakındaysa o arada duruyorsa, e, duymuş olabilir. Bilemiyorum yani. Temsilci yazdığı için verildi diye ben. Öyle düşünüyorum. olması, öyle gerekiyor. olması gerekiyor yani kurallar kurallara göre. göre. Onun dışında eğer temsilci duymadıysa ve sadece görüntüden sevk ettilerse bu evet, e, talimatlara aykırı bir sevk olur. Onu altını çizmek lazım. Evet bir bilgi olsun sana denk geldiğimizde iyi oluyor böyle. Çünkü ben o kadar aklımda tutamıyorum bu talimatları. Sürekli değiştiği için kurallar. Ya meleki benim bilgisayarı bir görsen talimat dosyalara e bazen da bazen görevini görevi bunları yapmak olanların bile karıştırdığı ya da evet. yanlış değişiyor bir de sürekli i̇şte değişiyor, bazen değişiyor öyle. kamuoyun haberi olmuyor burada. Onları sezon evet, sezon ayırıyorum aa sonra... sizin haberiniz yok mu kural değişti oluyor bazen ya yani. evet. böyle şeyler olabiliyor evet. o yüzden önemli bunu neyse tarzını. iyi ki ben varım <laughs> bunun dışında da canım iyi ki iyi ki varsın o ayrı tekrar yönetmenimiz Boradan rica edeyim e, 11'i getirelim muhtemelen 11'imizi ve biraz oyuncular üzerine konuşalım. İzleyicilerimizin de sorularını yorumlarını artık biraz sahne sizin olsun. E, Engin Bey, Sara Toreyra Davinson o yorulana ya da sakatlanana kadar sahadan alınmamalı şeklinde bir yorum yapmış. Dedim ya e, Sara'ya ayrıca bir parantez açmak lazım. Onunla başlayalım isterseniz. Onur Özkan. Ben önce çok kısa 30 Buyurun. saniye şu Okan Buruk'la ilgili bir şey söyleyeceğim. O Açıklaması ile ilgili hocanın. Tabii ki. Ee, yani olayların aslında tartışma konusu olmasının sebeplerinden bir tanesi standartımızın olmaması. Şimdi hukukta emsal diye bir şey vardır. Bir karar verildiği zaman bir davayla, bir olayla alakalı. Doğru. Ondan sonra ona benzer konularda da aynı kararlar hı. verilir genellikle. Hı hı. Ee, sonuç itibariyle Futbol Federasyonu'nun talimatnamesi son bir, bir buçuk yıla değişmedi. Yani e, hakemi tehdit ya da hakeme yönelik bir tehdit ifadesinin ceza olup olmadığına dair maddeler bir, bir buçuk yıldır aynı. Aynı federasyonun başkanlar, yönetimler değişse de sonuçta hukuk insanları orada evet. kitaptan her şeyi yapıyorlar. Kitapta yazanlar belli. Emsellere biz dikkat etmediğimiz zaman problemler yaşıyoruz. Okan Hoca'nın söylemleri bir ceza gerektirir mi? Tabii ki gerektirir. Buna kimse bence hayır diyemez. Temsilci de bunu e, görmüş, duymuş ve raporuna yazmışsa. Ama işte bundan 6 ay evvel Mert Hakan Yandaş'ın bir de hakemin yüzüne baka baka tehdidine bir sevk olmamasından sonra Okan Hoca'nın sevk edilmesi burada bir sıkıntı doğuruyor. Yoksa tamamen tek taraflı baktığımız zaman olayı evet Okan Hoca'nın yaptığı yanlış ve bir ceza hak ediyor. Ama emsel konularda işte problem yaşıyoruz biz. Standları tutturamıyoruz bir türlü diye düşünüyorum. E, şimdi sağ için dönelim istiyorsan. Sen e, Barış Alper mi demiştin? Sara. Sara pardon çok özür dilerim. Ben Sara'nın performansından son derece mutluyum. Neden mutluyum? Çok savundum çünkü sarayı. Yani geldiği günden bu yana çok eleştirildi. Biraz acımasızca eleştirildi Sara. Çünkü biz biraz Verilen tam, ücret çok yani tartışıldı. tam biraz bekleyemiyoruz. Yani çünkü şunu düşünemiyoruz bazen. Ya oyuncu çok farklı bir iklimden gelmiş. İngiltere'de oynuyor. Türkiye'ye gelmiş. Yeni arkadaşlar, yeni ortam, yeni yemekler. Her şey yeni. E dolayısıyla bu adaptasyon sürecidir insanlar için. Yani biz de başka şehre taşındığımız zaman alışma süreci yaşıyoruz orada değil mi? Hemen öğrenemiyoruz bazı şeyleri. E Sara da bunu yaşadı. Biraz uzadı mı? Uzamış olabilir. Biraz fazla olmuş olabilir ama hep söyledik. Çok kaliteli bir oyuncu, çok özel bir oyuncu. Hatta ve hatta yani potansiyel kısmında daha da başaracağı işler var. Bence henüz %50 %60'ında şu an yani yapabileceği çok daha fazla şey var Gabriel Sara'nın. O yüzden de Galatasaray bence çok doğru bir transfer yaptı gerek duyduğu bölgeye. Evet Okan Hoca'nın onu kullanım şeklini hep eleştirdik. Biraz da kaleye yakın oynaması gerektiğini ifade ettik ama hocanın verdiği rolünü de benimsemeye başladım. Oyunun iki yönünü oynuyor. Bir kere mücadeleci bir oyuncu. Onu söyleyeyim yüksek karakterli. Ben Gabriel önümüzdeki süreçte Galatasaray adına çok çok önemli bir silah olacağını düşünüyorum. Şimdi büyük ölçüde ideal 11 dedik zaten oyuncularla ilgili. Zaten Icardi bir havayı yakaladı o attığı golle. Ben buradayım. Hep varım dedi. Bir de zaten o simenin varlığından da Herhangi bir hoşnutsuz veya rahatsızlık durumu olmadığının da enerjisini veriyor. O Simen de çok saygı gösteriyor evet, ona. Ya güzel, onlarla en son yaptığı açıklamada zaten evet. e, Icardi çok gibi olmuş. bir oyuncuyla oynadığı için gayet mutlu ve gurur duydu. Bir bahsediyor. de Icardi'nin golünden sonra onun o kulak hareketini evet. yaptı. Evet. yani. O da çok bence hoş bir hareketti. Evet e, şöyle bir orta sahayı ve hücumu da konuşalım seninle Hüseyin Özkök. Sonra e, savunmaya da geçeriz. Şu karşıdan bakayım olmazsa. Görmüyor musun buradan? Buradan tam göremiyorum böyle. Tam göremiyorsun. Şey, Söyleyeyim kameraya saradım. Barış Yunus İkardi, Yunus da yine. Yeni yine sezonun, arkadaşımız da Yeni kamerayı sezonun. Çekti. Evet. <laughs> Yunus da yine yeni sezonun flash isimlerinden oldu. Evet Yunus hakikaten benim e, şaşırdığım e, oyunculardan bir tanesi bu sezon. Yunus'tan ben artık umudu yavaş yavaş kesmeye başlamıştım. Ama bu. Özellikle Fenerbahçe karşısında Okan Buruk'un ona güvenip koyması ve onun da hakikaten çok iyi oynamasıyla takımda bir anda kendine yer açtı. Hem de tam Kerem Aktırkoğlu ayrılmışken Galatasaray'dan orada bir ihtiyaç doğmuşken evet. sol tarafta. Umalım böyle devam etsin. Milli takımımız için de Yunus önemli bir oyuncu olabilir. Dolayısıyla tebrik ediyorum ben kendisini. Bunun dışındaki e, Sara konusuna da çok kısa değmem gerekirse ben de o 18 milyonu ilk duyduğumda böyle afalladım yani. Bu nasıl bir para? Ben Championship'i seyreden birisi değilim. Tanımıyordum da oyuncuyu. Ama Championship'i seyreden arkadaşlarım dediler bu hakikaten iyi bir oyuncu. Biraz bekle. Yine de bilmiyorum Onur. 18 milyon eder mi? Şöyle söyleyeyim. Bence eder. Neden eder? Çünkü şampiyonşip bana göre Avrupa'nın 6. ya da 7. ligi. Ben Kalite de öyle düşünüyorum. Ya, bizim ligimizle e aşağı çok yüksek yukarı. tempoyla oynanan bir lig. Fikstür acımasız evet, orada. Acımasız. 24 Hiç takım bırak yok. 24 takım 46 hafta. Diğer kupalar da var bu arada. Lig FA EFK falan derken acayip bir fikstür. Sanırım bir... orada bu amaç bütün alt ligler 24'er takım hani evet. böyle tempolu onları tempo kazandırıp Premier Lig'de sonra e biliyorsun yılbaşı arası falan Christmas evet. Christmas hiçbir, hiçbir ara şey yok onlarda. E, dolayısıyla böyle bir ligde 20'ye yakın gol katkısı veren bir oyuncunun değeri budur zaten.